versene şunu ya. Bir dizi seyredeceğim, seyrettirmedim. Ver şu kumandayı. Ya amma konuştun ya. Al kumandayı. Yani bir futbol yorumu izleyeceğim. Burnumdan getirdiniz ha. Teşekkür ederim. Japonlar bir gün sadece erkeklerin kullanabileceği bir kumanda icat edecekler. O gün o kumandayı alsanız da kullanamayacaksınız. Çünkü işinize yaramayacak. Sen o kumandayı zaten icat etmişsin canım bak. Çalışmıyor. Senden başka kimse kullanamıyor. Bozdun mu? Sen bozmuşsun. Kızım, sen bunu da yaz o sözleşmeye. Kadın erkek arasındaki en büyük problem kumanda. Tamam anne. Kumanda bir gün kadında, bir gün erkekte. Ana, kızım sen bizi mi yazıyorsun oraya? Sizin evliliğiniz çok iyi bir laboratuvar baba. Yani ortalama bir evlilikte yaşanan tüm sorunlar sizin evliliğinizde mevcut. Duyuyorsun değil mi Meltem Hanım? Sayende kobay da olduk yani. Ha, tek başıma oldum değil mi? Ben seninle evliyim hadi. Hadi seyret dizini. Açamıyorum ki, aç o zaman. Ne yaptın buna ya? Sen yapmışsın, aldığımdan da çalışmıyor işte. Bu bozdu ya, Allah Allah. Bozdu yani, eline aldı ve bozdu. Ben oradan değiştiriyorum. Yani iki dakika şuradan uzaklaşmaya gelmiyor Haluk. Hemen kanal değiştiriyorsun. Ben öteki kanalı seyrediyordum. Nerede seyrediyordun? İki saattir mutfaktasın. E geldim işte. Bak gel biz seninle bir anlaşma yapalım. Kumandanın velayeti bende olsun. Hafta sonları sen alır maç seyredersin. Artık hafta içi de maç var Meltem. Ha yani ben hiçbir şey seyretmeyeyim öyle mi? Yok. Ben öyle demiyorum. Sen de seyret. Bak ne güzel maç. Ben maç seyretmeyi sevmiyorum. Seversin, seversin. Sen kendini vermediğin için sevmiyorsun. Kendini bir ver, bir daha başka şey seyretmeyeceksin. Vur, vur! En iyisi ben Duygu'ya söyleyeyim de şu sözleşmeye maçla ilgili bir madde de eklesin. Bir erkeğe haftada iki maç yeter. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Menderes abi. Diyet nasıl gidiyor? Muntazam kilo almaya devam ediyor. Diyet maşallah yaradı buna. Diyeti bırakayım diyorum ama bıraktırmıyorsunuz ki. Ay siz diyete uymuyorsunuzdur Menderes Bey. Yoksa kilo almazsınız yani öyle şey olmaz. Bertem Hanım diyete uyuyor, devam ediyor. Ama bunun yanı sıra kebaba, balığa da devam ediyor. Hem diyet yiyor hem de normal yemek yiyor, kebap yiyor. Adamcağız açlıktan ölsün mü yenge? Sen karışmasan olmaz avukat görümce. Sus bakayım. Bir şey dedim ben şimdi. Konuşayım ben tamam. Ağzımı kapadım. Hala konuşuyor ya. Tamam ne tamam sakin. Duygu kızım neymiş bu evlilik sözleşmesi bakayım. Anlatıver bana. Emine telefonda anlattı mı? Ben pek aklım ermedi anlayamadım. Anne bu Duygu ile aramızda özel bir şey. Ya sana ne ya niye karışıyorsun? Nurten Hanım bu gençlerin arasındaki özel bir şey. Biz karışmayalım fazla önemli değil. Aa. Önemli olmaz olur mu hiç Meltem Hanım? Biz de Hüseyin'le yapacağız evlilik sözleşmesini. Yarın sabah inşallah müzakerelere başlayacağız. Kızım bırakın bu sözleşmeleri falan. Ne gerek var? Aha ne gerek var Haluk? Konusu açılmışken söyleyeyim belki. Aldatma durumunda tazminat ödersin. Aha sözleşmeye yazmam lazım bunu. Yahu Duygu bir dakika ne aldatması ya? Sen mi aldatacaksın? Yok. Öldürürüm seni vallahi. Bir tane vururum, bir tane vururum, bir tane de duvardan yersin. Vallahi ben bir kaptırdım yere pelsin. Sen benim çocuğum vurmazsın. Beni bak, ne demek oluyor bu? Ne bu irezillik? Ben bak, öyle sinirlendim ki seni şimdi. Gebertirim vallahi, yok, kemiklerini anne, kırarım. Tamam, aldatma yok, öyle şey yaptı ya. Baba bir şey söylesene sen de. Böyle ahlaksız, terbiyesizlik olur mu canım? Böyle gül gibi kız aldatılır mı? Nurten Hanım, çocuğun üstüne o kadar gitmeyin.
Zaten eğer olursa diyorlar. Beispiel yani, ich habe nichts gemacht. Anlasana bak, olursa. İşte işte. Testi kırılma da önlemimizi alalım biz Haluk Bey. Testi kırıldıktan sonra dövsen de yoklar zaten. Madem bir sözleşme yapıyoruz, şöyle bir madde eklensin isterim. Erkek milleti aradı bir iki üç duble rakı ata. Ama hanım kızımız karışamaz. Beni bak, sen ne diyorsun? Senin gibi benim oğlum içmeyecek. Anladın mı? Senin gibi ayar ölçüsü yoksa karışır bir kem. Onu söyle. Yeme içme kimse karışmayacak. Allah'ım kimse aşkla terbiye etme ya Rabbim. Amin. Eğer sağlığı için gerekli bir şeyse yemesine de karışır, içmesine de. Aferin benim güzel kızım. Yaz bakayım bunu da kontrata. Kızım, Duygu bak. İleride bunun saçları dökülürse saç ektirmek gerekebilir. Ben kendileri hiç sevmeyeyim. Çok çekin oluyorlar. Yaz yaz. Saç ekledi değil. Oraya da kontrat yaz. Ay yalnız bu sözleşme gittikçe saçma bir hal almaya başladı. Ya bence de çok saçma sapan yani. Kağıtta yazılı olan her şeye uymaya söz veriyor musun? Söz, söz. Kağıtta yazmayıp da konuştuklarımız falan? Söz, söz. Ömrümün sonuna kadar seni üzmeyeceğime dair söz veriyorum. Bizde laf ağızdan bir kere çıkar. Yani öyle sözleşmeye, kontrata falan gerek yok. Değil mi baba? Aferin lan koca kafa. Aferin benim karı kafam. Oho, of. Hala ya. O vuruyor, bu vuruyor. Aferin lan benim koca kafalı oğluma. Beni kırlasıca. Ne vuruyor oğluma? Benim çocuğum. Aynı gemide yola.